Tabii tüm hemşerilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi nice Ramazanlara eriştirsin. Tabii Ramazan ayı bereket ayıdır. Biz de bu bereket ayında mahalle iftarlarımızla, vatandaşımızla birlikte olmaya çalışıyoruz. İlkini bugün Bahari Merkez'de yapıyoruz. İnşallah 15 mahallemiz var. Bunlardan 10 tanemizde iftar yapacağız. İşte programlarımıza halkımızla birlikte milletvekili adaylarımız, komşu belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, partimizin temsilcileri ve yoğun bir katılım bekliyoruz. Şu anki görüntü, Bahri Merkez'deki görüntü bizi gerçekten heyecanlandırdı, duygulandırdı. Güzel bir tablo oluştu. İnşallah güzel tablo bundan sonra da devam edecek. Böylelikle hem vatandaşımızla birlikte 24 Haziran seçimlerine yaklaşırken bir sıcak temas da kurmuş oluyoruz. Hasbihal etmiş oluyoruz. Burada yine talep masası kurduk. İnsanız, her ne kadar belediye başkanı olsak da göremediğimiz, atladığımız, farkında olmadığımız, unuttuğumuz problemler var ise bunları halktan gelen şikayet, talep masasına gelen istek, temenniler bir şekilde yerine getirmiş oluyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. İftarımız hayır olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon. Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunun gelişmesi açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Böyle hayırlı bir günde arkadaşlarla, dostlarla bir arada olmak bizi mutlu etti. İnşallah Allah devamını sağlasın. Söyle bakayım. Yani toplu olarak yemekte bulunmak, iftarda bulunmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu diyorsunuz. Evet, abi siz neler söylemek istersiniz? Her yıl tekrarını yapılmasını istiyoruz. Yani bu kaynaşma tabii, çok iyi oluyor. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Bir şeyler söyler misiniz? Bir değerli teşekkürler olsun günlere. Elhamdülillah. Verdiğimiz nimetlere bir kere şükürler olsun yani. Devamlı işte böyle şeylik yapıyoruz yani. İşte böyle beraber oluyorsun, beraber iftar açıyorsun. Beraberlik her şeyden üstün gelir. Beraberlik her şeyden üstün gelir. Üstün gelir yani. Evet. Beraber olmak, birlik olmak. Başka bir şey değil yani. Evet. Anladın mı? Bunun için Allah'ımıza şükürler olsun. Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin. Olsun. Bir duygu. Bunları üzere söyler misin? Güzel bir duygu yani. Evet. Başka neler söylemek isteriz? Böyle beraberce. Abi biz de kuvvetliyiz. Ama işte senede 4-5 ay geliyor. İyi yaptık. Yani güzel toplum, kaynaştırma. Kaynaşma adı. Kaynaşma, kardeşlik. Yani konuşuyor, sohbet ediyor. İyi bir şey yani. Evet. Belediyenin bu uygulamasından memnun musunuz? Memnunuz tabii. Valla biz belediye ile bir şeyimiz yok. Biz belediye biz memnunuz. Evet. Ben muhtarım, memnunuz belediye. Evet. Ya belediyenin bir organizasyonu var. Yani her zaman devam etmesini istiyor musunuz? Tabii, yani evet, evet, isteriz. Devam ediyoruz. Peki, teşekkür ederim. Her zaman memnunuz hanımefendi. Peki, sağ olun. Paylaşır mısınız? Çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Başımızdan evet. Necisin sen? Ben... Yine başımıza İnşallah yine evet. Başımızdan isteriz onu. Böyle hep beraber iftar açmak değil mi? İnşallah hep beraber. Nice yıllar yine başarı açarsınız. Allah kabul etsin. Hoşçakalın. Organizasyonların hepsi birliktir, beraberliktir, rahmettir, merhamettir, paylaşmadır, kaynaşmadır, herkidir. Onun için hepinizin ayaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin. Biliyorsunuz, malum ülkemizi ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyoruz hepimiz. Ülkedeki milletimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, isimlerimizin
istikrarımızın bozulması için adeta bir takım dış ihraklar, dış güçler ve onların ülkemizdeki temsilcileri acaba Türkiye'yi nasıl batırırız, Türkiye ekonomisini nasıl çökertiriz, hep bunun peşindeler. Amaçları tek, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ama elhamdülillah bu birliktelik olduğu müddetçe, bu birlik olduğu müddetçe yarınımıza güzel Türkiye bırakmak adına hep beraber olduğumuz müddetçe kimse Türkiye'nin birliğini ve birliğini bozamayacaktır inşallah. Ben iftarımızın hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. 24 Haziran'da yapılacak yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimlerinin de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Sayın AK Parti Milletvekili adayımız Osman Seçkin Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetliyorum.